hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Samsung 7562 arka kamera çalışmıyor. Evet, arka kamera nasıl değişir veya da ne yapmam gerekir diyorsanız izleyin. Kameraya giriş sağlıyorum. Kamera girdiğimden şöyle karanlık bir ekran geliyor. Veya da bir iki dakika bekledikten sonra kamera başarısız yazısı geliyor. Veya da bağlanamıyor hatası alınıyor. Arka kamera çalışmadığı zaman veya da ön kamera çalışmadığı zaman entegreler birbirini tehdit etmekte. İkisi de çalışmayabiliyor. Evet, şu anda ön kameraya geçmem gerekiyor. Evet, ona da izin vermiyor. Çünkü arka kamera çalışmadığı için. Evet, bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Evet, şurada ilk önce ayarlara giriş sağlayın. En üstte ayarlar var. Ayarlardan kaydırın. Altta sıfırla yazısı var. Evet, sıfırla diyorum. Fotoğraf makinesi ayarları sıfırlansın mı? Evet, sıfırlansın. Tamam, bastım. Evet, hala düzelmedi. Devam ediyor sorun. Evet, ne olabilir? Kameranın soketi yatağında çıkmış olabilir. Veya da oksitlenmiş olabilir. Cihazı kapatın. Yeniden başlatın. Bazen cihazınızı açıkken kamera çalışmayabilir. Şebeke çekmeyebilir. Cihazı yeniden başlatın. Veya da bataryası çıkarılabiliyorsa bataryayı çıkarın, tekrar takın. Eğer düzelmiyorsa o zaman cihazınızı sökün. Veya da teknik servise götürün. Kendiniz yapabiliyorsa kendiniz yapın. Eğer yapamıyorsanız, kendinize güvenemiyorsanız hiç yapmayın daha iyi. Çünkü kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmayın. Ona benzer. Ama elimde geliyor, benim malzemem var, ben bunu açabilirim diyorsanız kendiniz bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şu anda yeniden başlattım. Tekrar bakacağım. Eğer sorun devam ediyorsa o zaman cihazı sökeceğiz ve kontrol edeceğiz. Bakalım. Kameraya giriş sağlıyorum. Eski model olduğu için biraz geç açılabiliyor. Evet, şu anda ön kamera geldi. Ama arka kamera çalışmıyor. Ve arka kamerada geçiş yapamıyorum. Evet, şöyle kaldı. Bazen söylemiş olduğum gibi, az önce görmüş olduğunuz gibi çalışmıyordu. Açtıktan veya da yeniden başladıktan sonra ön kamera geldi. Fakat arka kamera açılmadı. Evet, gördüğünüz gibi tekrar eski sistemine döndü. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Cihazı sökmemiz gerekiyor. Cihazı açıkken kesinlikle bataryasını çıkarmayınız. Cihazı ilk önce kapatın. Cihazı kapattıktan sonra arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı açmak için şurada görmüş olduğunuz gibi tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyorum. Eğer sim kartı takılıysa sim kartı çıkarmanız gerekiyor. Bir de hafıza kartı veya da bellek kartı kontrol edin. O da takılı olup olmadığını. Evet, şu anda takılıymış. Bu da yaylı olduğu için hafif bastırın. Hadi şöyle çıkıyor. Eğer hafıza kartı içinde unuttuysanız mutlaka hafıza kartı kırılır ve yatağına zarar verir. Bunlara kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, şu anda hafıza kartı çıkardım. Arka kapağı ters çevirin. Yıldız tornavidayla civataları sökün. Civataların yere düşmemesi için aynı yere koymanız gerekiyor. Yani eğer kameranız veya da fotoğraf makinesi çalışmıyorsa, yani parça gittiğini gösterilmez. En azından bir söküp bakmanız gerekiyor. Veya da bozuk anlamına da gelmez. Cihazı yeniden başlatın. Veya da bataryası sökülüyorsa bataryası çıkarın, takın. Eğer bunlar olmuyorsa cihazı sökmüş olduğum gibi sökün.
ve kontrol edin. Yani kamera soketinde çıkmış olabilir. Film kısmı oksitlemiş olabilir. Cihaz yere düştüğünden yatağında çıkmış olabilir. Evet, onları kontrol edeceğiz. Bataryasını çıkarmak için elinize vurmayın. Her videomda da anlatıyorum. Burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını da çıkarır. Cihazı sökmek için şu kısımda başlamanız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde kenarında zarar vermeden dikkatli bir şekilde sökün. Evet, şurada power tuşu ve ses açıp kapama tuşları var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Acele etmeden. Eğer hafıza kartı takılı olmuş olsaydı, evet, şuraya takılırdı. Evet, şu paneli rahat açamazdık. Hafıza kartınız kırılırdı. Yatağında zarar verirdi. Evet, arka paneli söküyoruz. Arka kamera, evet, gördüğünüz gibi şu parça. Fakat anakartı sökmemiz gerekiyor. Anakartı sökmek için şurada görmüş olduğunuz bir cıvatamız var. Onu da söküyoruz. Evet, şu kulaklık filmini de söküyoruz. Şurada power tuşu var. Onu da dikkatli bir şekilde kasada ayırmanız gerekiyor. Direkt anakartı asılmayın çünkü içinde fonksiyonlar var. Onları yırtılabilir veya da kopabilir. Dikkatli bir şekilde anakartı sökün. Şurada görmüş olduğunuz gibi ekran soketi var. Evet, gördüğünüz gibi arka kamera çıkmış. Evet, gördüğünüz gibi. Cihaz yere düştüğünden muhtemelen soketinde çıkmıştır. Evet, gördüğünüz gibi. Bazen şu kısmı gördüğünüz gibi oksitleniyor, şu sarı kısım. Ondan yapabilir. Evet, şu anda yatağına takıyorum. Burada gördüğünüz gibi soketi var. O soketten çıkmıştır. Gördüğünüz gibi takıyoruz. Evet, şu anda soketleri de kapatıyorum. Arka paneli de kapatıyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet, bir tane cıvatamız vardı. Kısa cıvata. Anakartın üstünde sıkılıyordu. Diğer cıvatalara karışmaması için ayrı koymanız gerekiyor. Çünkü diğer cıvatalar anakarta veya ekrana zarar verir. Bir kontrol edelim. Açılasıya kadar cıvataları sıkalım. Evet, biraz geç açıldı bu model. Eski model olduğu için. Bir de çift hattı olduğundan dolayı. Biraz işlemcisi yavaştır. Geç açılabiliyor. Evet, sizlere fazla ekran başında beklememek için elimle geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi kontrol edelim. Şarjı da az olduğu için şarja takalım.
Evet, düşük pil olduğu için hemen uyarı veriyor. Düşük pil hatası veriyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda düzelmiş bulunmakta. Böyle durumlarda ilk önce telefonu kapatın, açın. Baktık olmuyorsa, görmüş olduğunuz gibi soket kısmı çıktığı için evet, gördüğünüz gibi şöyle evet, arka kamera çekmediği için şu simge de gelmiyordu. Hemen bakalım ona da. Biraz bekleyelim çünkü cihaz yavaş olduğu için. Kameraya giriş sağlıyorum. Evet, düşük pil anladık. Evet, gördüğünüz gibi. Bir de şurada görmüş olduğunuz seçenek var. O seçeneğe tıklıyoruz. Evet. Ön kamerası. Tekrar bastığınızda evet, arka kamera geçmiş bulunmakta. Videonun sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.